Az TV ekranlarından, sağlık hattından hepinize merhaba, mutlu sabahlar değerli izleyenler. Biliyorsunuz hafta içi her gün saatler 10'u gösterdiğinde yaşama dair her konuda alanında uzman konu ve konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 40 dakika boyunca. Bugün de yanımda çok değerli bir hekim var. Kendisi Bursa Özel Esentepe Tıp Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Bekir Candan konuğum. Kendisiyle bugün ortopedi pratiğinde sık karşılaşılan rahatsızlıkları işleyeceğiz. Sözü fazla uzatmadan konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Sayın Candan, hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Hocam, ortopedi pratiğinde sık karşılaşılan rahatsızlıklar dedik. Bugün bize hangi hastalıklardan bahsedeceksiniz? Bugün daha çok bizim ortopedi polikliniğinin pratiğinde çok sık gelen, bize bir hasta grubu olan el bölgesi hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Çok çeşitli hastalık var. Belki bir programa sığmaz. O yüzden daha sık, bize daha sık başvuran hasta grubundan, parmak ucundan adeta başlayarak dirseğe kadar el bölgesi hastalıklarından bahsetmek isteyeceğim. Peki elimizin yapısından bahsedelim. Şimdi elimizin detaylı anatomisinden anlatmayacağım ancak hastalıklarda bize lazım olan, böyle hastaların hastalığını daha iyi kavrayabilmesi için, daha iyi anlayabilmesi için kabaca elin yapısına bahsettiğimiz zaman elimiz aslında el bölgesi çok karışık, kompleks bir yapıdadır. Tedavileri çok karışık olabilir. Elimizin anatomisi, yapısı, vücudumuzun diğer ekstremiteleri gibi ya da bacaklarımız gibi diyeyim daha doğrusu veya vücudumuzun diğer bölgeleri gibi değil, çok daha karışıktır. Elimiz aşağı yukarı 19 kemik ve bu kemiklerin birbiriyle eklem yaptığı 30'a yakın eklemden oluşur. Ayrıca el bileğimiz 8 adet küçük kemikten oluşur. 2 tane de ön kol kemiğimiz vardır. Şimdi burada bırakalım dirsekten aşağısını konuşacağımız için. Elimizde 2 tane büyük damar vardır eli besleyen. Yani kemikleri söyledik. Kemiklerin arasında eklemler vardır. Bu el bölgesini besleyen 2 tane de büyük damarımız vardır. Ayrıca elimizin hareket ve hissiyatını alan, hareket yeteneğini kazandıran 3 tane de büyük sinirimiz vardır. Bu bağlar, kemikler birbirine tendon, ligaman ve bağlarla bağlıdır. Bir de elimizin kas yapısı vardır. Şimdi bu söylediğimiz yapılar, yani kemikler, bağlar, damarlar, sinirler ve kaslar. İşte hastalıklar bu yapılarla genellikle ilgilendirir. Yine elle devam edeceğimizi söylediniz. Sinir sıkışmasıyla devam edelim hocam. Bir de halk arasında benim de çok sık duyduğum ve kullandığım damar damar üstüne bindi deriz. Bu doğru bir telaffuz mu değil mi? İkisini ayrı söyleyeyim. Birincisi damar damar üstüne bindi diye bir şey yok. Neden kullanırız değil bilmiyorum. Mi? Bilmiyorum. Mesela da yer hastalarda bir damar kendini ifade etmek için damar terimini çok kullanır hastalar. Aslında çoğu zaman hastanın damardan kastettiği tendondur, kiriştir. Elinin altına gelen yuvarlak bir yapı. Bakıyor hasta, parmağını oynatıyor, o da hareket ediyor. Bu kiriştir, tendon. Ama hasta bunu tarif ederken bunu hep damar olarak söyler. Damarlarımız, biz ne damarlarımızı hissederiz çoğu zaman, ne de damarlarımız çoğu zaman birkaç hastalık hariç ağrır. Hasta her zaman tendonu ağrıdığı zaman damarım ağrıyor der. Benim damarımda ağrı var der. Tabii biz poliklinik pratiğimizin başlangıcında hastaya şunu açıklardık. İşte teyzeciğim damarın ağrımaz, insan damarı ağrır mı, o damar değil diye anlatırdık. Sonra artık bunu ben bıraktım. Damarım ağrıyor deyince ben anlıyorum, tamam deyip geçiyorum. Poliklinik pratiğinin süresinin içerisini bunlarla doldurmamaya çalışıyorum. Hastaların genelde eli burkulduğu zaman ya da ayağı burkulduğu zaman bir şişlik olur. Orada bir kan, bir hematom dediğimiz bir kan toplaması olur. Orada şiştiği zaman hasta mantıken kirişlerinin birbirine değdiğini, üst üste bindiğini, zedelendiğini düşündüğü için damarım damarım üstüne bindi diye bir tabir kullanmış olabilir. Yani bunu hiçbir yerde bunu okuyamayız ama tahminen söylüyorum. Bundan yola çıkma sebebim de bu. Hani kirişi damarla karıştırır hasta. Üst üste bindiyse de öyle bir hasta kendini ifade ediyorsa da çok da üstüne gitmemek lazım. Tamam deyip biz önemli olan tedaviyi verecek olan hekim. Hekimin anlaması lazım. Hekim anladıysa hastanın da çok hayal gücünü değiştirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Olabilir deyip geçmek gerekiyor. Hocam ne kadar güzel, ılımlı ve pozitif yaklaşıyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sinir sıkışması ile ilgili. Sinir sıkışması dediniz bir de, pardon. Şimdi elimizin, demiştim yapısında, elimizin sinirler hissiyatını alıyor. Yani hissetmemizi sağlıyor. Bir de hareket kabiliyetini sağlıyor. Tabii sinirlerin başka fonksiyonları da var ama onlar bir dursun. Şimdi eğer bizim vücudumuzda sinir hasarlandıysa, bir baskı altına kaldıysa, ezildiyse,
beslenmesi bozulduysa bu fonksiyonlarında kayıp olacak. İlk önce his kaybı ya da ağrı. Normalde hissiyat alan sinir zedelendiği zaman kendisine has bir ağrı çeşidi vardır. Bu genelde hastalar bunu yanma, batma, keçelenme, karıncalanma gibi tarif ederler. Bu tarz bir ağrı ya da çok ilerlerse artık hareket kaybı olabilir. Şimdi sinirlerin gidişatını düşündüğümüz zaman bizim omuriliğimizden sinir çıkıyor yola, ta ki parmak ucumuza kadar gidiyor. Bu gittiği trase boyunca, yol boyunca herhangi bir yerde sinir sıkışabilir. Daha çok beyin cerrahlarının konusu olan belde sıkışma oluyorsa ne oluyor? Fıtık oluyor. İşte diyoruz ki bel fıtığı, sinirle baskı yaptı. Bel fıtığı olan hasta ne diyor bize? Kolumda ya da ayağımda his kaybı, uyuşukluk, hareket kaybı var diyor. Ha, biz oradan anlıyoruz ki bu bel fıtığı. Ama bizim konumuz dirsek altına bakacağımız zaman. Sinir geldi, dirseğimizin altından ya da kolumuzun önünden geçti, parmak ucumuza kadar gitti. Bu trase boyunca herhangi bir yerde sinir sıkışabilir. Elimizde daha sık el bileği bölgesinde ve dirsek bölgesinde sıkışma görüyoruz. Zaten daha çok bu sıkışmalar eklemlerin olduğu yerde olur. Hareketli olduğu için ve oralarda tünellerden geçtiği için sinirler. İşte böyle sinirin geçtiği tünelde sıkışmasına sinir sıkışması deniyor. Bulgularda genelde his ve hareketle ilgili oluyor. Peki en sık görüldüğü yerler az önce cümlelerinizin içinde geçmişti hocam ama. Şimdi en sık görüldüğü yerler daha çok eklemler, hareketli olan bölgeler. Elde iki tane sinirin daha çok sıkıştığını görüyoruz. Birincisi el bileği. Biz buna karpal tünel sendromu diyoruz. Bunu burada söylemekte hiç şey yok. Çünkü hastalar da biliyorlar artık. Genellikle artık günümüzde ya birkaç kişiye soruyor, ya internete bakıyor, şikayetlerini bir şekilde öğreniyor. Geliyor diyor, bende karpal tünel olabilir mi hocam diyor. Bizim de işimiz kolaylaşıyor. Ya da dirsekte biraz daha nadir görülen bizim kubital tünel dediğimiz sinir sıkışması olabiliyor. Bunlar hariç daha nadir görülen başka sinir sıkışmaları da var ama daha çok bu ikisi üzerinde durmak tam bu programda fayda var diye düşünüyorum. Hemen o başka bölgeleri de söyleyelim hocam çok kısa. Vücutta başka bölgelerdeki mesela, sinirlerde de olabilir mi? Mesela tarsal tünel dediğimiz ayak bileğinde sıkışma olabiliyor. Bel bölgesinde sadece hissiyat alan belimizin ön tarafından geçen bir sinirimiz vardır. Orada sıkışma olabiliyor. Mesela bunu ayrıca söylemekte fayda var. Kilo alanlarda, vücuda ödem olanlarda, kemeri baskı yapanlarda, tıpkı pantolon cebinin olduğu bölge, elimizi cebimize koyduğumuz bölgede bir his kaybı yahut ağrı olabiliyor. Burada bir sinir sıkışması olabiliyor. Bunun özel ismi var, ayrı tedavisi var. Onun dışında vücudun daha çok çeşitli bölgelerinde sinir sıkışmaları olabiliyor. Vücudumuz hep error veriyor hocam. İzleyicilerimizin de daha iyi anlaması adına. Yani sinir sıkışması olduğunu nasıl bir ağrı seyrediyor ki o an ama semptomu anlayalım. Şimdi, ağrı bizi doktora götüren şey. Bir. İkincisi ağrı doktora hastalığın ne olduğunu anlatan şey. Burada hastanın anlattığı nöropatik ağrıdır ya da sinir hasarına bağlı olan ağrıdır. Biraz önce söylediğim gibi bu ağrıyı biraz farklı tarif eder hastalar. Uyuşma, yanma, karıncalanma, iğne batması, hatta kaşıntı gibi tarifler hastalar. Burada hasta ağrısını tariflerken bize bazı başka ipuçları da söyler. İşte ağrısının olduğu zaman, saat, ne zamanlar olduğu, hangi fizyolojik durumunda olduğu gibi. Bu tarz tariflerinden biz yola çıkarak hastanın ağrısının sinir kaynaklı mı yoksa başta söylediğim diğer kemik, kiriş, tendon, damar tıkanıklığı gibi başka bir şeyin kaynaklı mı olduğunu anlarız. Bir yine gelelim anne adayları. Hamilelerde de çok sık duyarız bunu. Bunlarla ilgili sık görülmesinin sebebi nedir? Şimdi bugün programda anlatacağımız çoğu hastalık bayanlarda daha sık görülür. Bunun pek çok sebebi var. Şimdi bir yapı, bir tünelden geçiyor. Sinir, demiştim parmak ucuna kadar yol boyunca seyrettiği halde, seyrettiği trase boyunca bazı tünellerin içinden geçiyor. Veya kirişlerimiz, tendonlarımız, elimizi hareket ettiren yapılar. Bunlar da kaslar, tendon dediğimiz kasın sonlanımı. Kırmızı kasımız devam edip tendon şekilde geliyor ve kemiğe yapışıyor. Bu seyrettiği trase boyunca çeşitli tünellerden geçiyor. Bu tünellerden geçerken sıkışabiliyor veya baskı altında kalabiliyor. İşte böyle durumlarda sıkışma sendromları, yani hastalıklar, bugün anlatacağım hastalıkların bazıları ortaya çıkıyor. Şimdi bir yapı bir tünelden geçiyorsa sıkışması için mantıken iki şeyin olması lazım. Ya tünel dar olur ya da yapı geniş olur.
Şimdi bayanlar hamilelik dönemlerinde vücutları su tuttuğu için nasıl ki vücudu şişiyorsa aynı şekilde kirişler de şişebiliyor. Bu birinci sebep. Yani ödeme bağlı olarak sıkışmalar daha sık görülüyor. Bunu vücudun ödem tuttuğu diğer hastalıklarda da görebiliriz. Örneğin guatr hastalığında. Örneğin başka hastalıklarda. Demek ki bu tarz hastalıklarda sıkışmalar daha sık görülüyor. Bayanlarda da kendi fizyolojik durumları gereği ya da hamilelikte vücutları ödem tuttuğu için bu şikayetlerde artış oluyor. Karpal tünel sendromu, yani el bileğinde sıkışma, örneğin gebelikte çok fazla artar. Bunun sebebi bayanın fizyolojisi. Devam etmek gerekirse, sıkışmanın diğer sebebi ne olabilir demiştik? Tünel dar olabilir. Yani bağın yapısı değişmiş olabilir. İnsanlar da tünellerden, yani sinirlerin ya da tendonların geçtiği tünellerde daralmanın, bağının yapısını değiştiği de bazı belli başlı hastalıklarda olabilir. Örneğin romatizmal hastalıklarda kirişler kalınlaşır, tüneller daralır. Örneğin yine guatr hastalığında, şeker hastalığında gibi belli başlı bazı hastalıklarda olabilir. Bir de bir şey daha yeri gelmişken söyleyeyim. Ödem olduğu zaman vücutta şikayetlerinde bu hastaların artış oluyor dedik. O yüzden bu hastalar şikayetlerinin sabah daha fazla olduğunu söyler. Çünkü bizim fizyolojimiz gereği sabah uykudan kalktığımızda vücudumuzda bir ödem olur. Gözlerimiz hafif şiş olur. Günün orta zamanına kadar bu devam eder ve sonra geçer. İşte bu dönemde de bu nedenle de bu hastaların şikayetlerinde artış olur. Yine bir şey daha söyleyeyim. Özellikle karpal tüneli sendromu olan hastalar gece uykudan kalktıklarında da ağrılarının olduğunu, özellikle ağrının gece uykudan kendilerini kaldırdığını ve ellerini çırpma isteği duyduklarını söylerler. Bunun da sebebi gece kaslarımız gevşediği için vücudun tonusunda kayıp olur, sinirin baskısında artış olur ve hastayı uykudan uyandırır. Bunlar bize ipucu, hasta gelip anlatır, biz de bu şekilde hastalıklardan şüpheleniriz. Yine sinir sıkışmasıyla devam edelim. Tedavisine geçmeden önce hocam, ayırıcı tanı da çok önemli ya. Elle muayene ile teşhisi koyabiliyor musunuz? Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hasta bize geldi. Şikayetini tarifledi. Örneğin karpal tünel sendromu, el bileği. Dedi ki hasta, benim özellikle 3 parmağımda. Çünkü elimizin iç kısmından geçen sinir bizim ilk 3 parmağımız, 4. parmağımızda yarısını hissiyatını alır. Genellikle orta parmakta başlar. Daha sonra ilerledikçe diğer parmaklara riayet eder. Benim 3 parmağımda ağrı, parmak uçlarımda uyuşma, gece uykudan uyandırıyor. Elimi çırpma isteği duyuyorum. Daha fazla elimi kullandığım zaman bu şikayetlerim artıyor gibi bir şey. Bizi hastalığını bir şekilde tarifledi. Ağrın nasıl diye sorduk. İşte bahsettiğim gibi nöropatik ağrıyı tarifledi. Güzel. Daha sonra hekimin yapacağı, hastayı dinledikten sonra ikinci işlem hastayı muayene etmektedir. Bazı muayene metotlarımız var. Bu muayene metotlarında ağrısının artıp artmadığına bakarız. Bunlardan en kıymetlisi elin avuç kısmına bastırdığımız zaman 15 dakika kadar diyor kitaplar ama işte 1-2 dakika bekledikten sonra hastanın şikayetlerinde artış oluyorsa, özellikle bu 3 parmağındaki uyuşukluk, ağrı şikayeti artıyorsa, tabii bu şikayeti olanlar da olur, olmayan da olmaz. Artıyorsa şüpheleniyoruz. Gene aynı şekilde el bileğimizi bu şekilde büktüğümüz zaman biraz bekledikten sonra ağrısı artıyor. Veya tam tersi. Yani amacımız sinir el bileğinden geçiyor. Buradaki kanalı biz daha da daraltarak ağrısının artmadığına baktık. Bu tarz muayene metotlarıyla, bu tabii el için geçerli. Yine aynı şekilde parmağımızda şöyle vurduğumuz zaman elektrik çarpar gibi ağrının artması. Bunu herkes bilir, dirseğini çarpınca bir. Bunun dirsek için de geçerli. Çok çok fazla olması, her çarptığında ağrımız. Bunlar bizi sinir sıkışması hastalıklarına şüphelendirir. Burada yapılacak bir sonraki basamaksa tetkiklerdir. Sinir sıkışmasını bizim EMG dediğimiz sinir ileti testi ile tanısını koyuyoruz. Burada EMG'de hani biraz daha ileri bilgi vermek gerekirse, EMG'nin hafif, orta ve ileri bir de 3 tane sinir sıkışması derecesi çıkartır. Bunlardan genellikle hafif olanlar ilaçla, fizik aktivite düzenlemesiyle, efendim çeşitli fizik tedavilerle, dirseğini, el bileğini koruyan atellemelerle, çeşitli ödem giderici, ağrı kesici, inflamasyon dediğimiz mikropsuz iltihap baskılayıcı
ilaçlarla bunlar sinir iyileşmesini hızlandırıcı çeşitli vitaminlerle, ilaçlarla bunlar tedavi edilmeye çalışılır. Hafif olanlar, orta ileri veya ileri olanlar genellikle ameliyat edilir. Peki erken tanının öneminden de hep bahsederiz. Bununla ilgili kamu spotları da var. Önlenebilir hastalık grubunda mıdır bunlar? Şimdi bunlar önlenebilirliği, yani elimizi korumamız gerekiyor. Tamam, çok fazla klavye kullanmamamız gerekiyor. Zorlayıcı el aktivitelerinden kaçınmak gerekiyor. Bunlar kitaplarda yazıyor ama bu işin bir de realitesi var. Şimdi ben karpal tünel sendromu acaba geçirir miyim diye ileriye dönük çeşitli sosyal aktivite veya iş aktivitemi kısıtlayamam. Çünkü bu çok çok sık görülen ve çok çok tehlikeli hastalık grubunda değildir. Burada dikkat etmekte fayda vardır. Bir de hastalıktan şüphelenildiği zaman bir ortopedi uzmanına başvurmakta fayda vardır. Çünkü hafif olanlar ilaçla tedavi edilebiliyor. Ama hafif olmasının sebebi erken tanı alması değil, başlangıcından itibaren. Direkt orta veya ileri şekilde de gelebiliyor hastalar bize. Dikkat etmek gerekiyor ama bunu çok önleyebilir miyiz? Ya da bu sebep bunu aklımızda tutup hayatımızı kısıtlamalı mıyız? Bu tartışılır yani. Peki hocam, halk arasında da yine romatizmal hastalıklardan kaynaklandığını söylerler bu el ağrılarının. Bu inanış doğru mu? Siz uzman bir hekim olarak neler söyleyeceksiniz? Bu inanış doğrudur. El ağrılarında romatizmal hastalıkların bir ipucu olabilir el ağrıları. Buna dikkat etmek gerekir. Pek çok romatizmal hastalık eklemleri hasarladığı için, elimizde pek çok eklem var. Eklemleri hasarladığı için özellikle çok da sık görülen romatizmal hastalıklar el bölgesini, el bileğini, el kemiklerini çok sever. Burada şunu söylemek gerekiyor. El kemiklerimizden, el eklemimizin en uçtaki olan bu eklemimiz bizim romatizmal hastalıklardan, yani dahili hastalık grubundan olan romatizmal hastalıklardan, gerçek romatizmal, eklem zedelenmesinden bahsetmiyorum burada, dahili romatizmal hastalıklardan çok etkilenmez en uç eklemlerimiz. Daha gerideki orta elle bağlantısı olan ya da el bilek eklemlerimiz romatizmal hastalıklardan etkilenir. Parmak ucuna yakın olan eklemlerimiz daha çok kireçlenmeden etkilenir. Yani halk arasında kireçlenmedir. Yani eklem harabiyetinden etkilenir. Nasıl ki insanların yaşları ilerlediği zaman dizlerinde halk arasında kireçlenme denilen, yani eklem harabiyeti olabiliyorsa dizlerinde, bu aynı şekilde elden de parmak ucuna yakın bölgeleri sever. Burada hastalar bize şöyle geliyor. İleri yaş grubu hasta, benim parmak uçlarım önce ağrıyor diyor. Daha sonra bu çok ağrılı olmuyor, geçiyor. Parmak uçlarında şişlikler oldu, nodüller oldu diyor. Daha sonra parmak uçları yamulabiliyor daha ileri yaş grubunda. Eğilebiliyor yan tarafta. Bunlar parmak kireçlenmesi. Bunlar genelde romatizma değildir. Ama daha diğer eklemlerde, el bileğine yakın bölgedeki eklemlerdeki ağrılarda romatizma olabilir. Biz o hastalardan şüphelendiğimiz zaman hastayı genellikle romatolojik tedavi yapan bir dahili uzmanı ya da fizik tedavi ya da bir romatoloğa yönlendiriyoruz. Burada romatizmal hastalıklar sadece ağrı yapmaz, bunu da söylemek gerekiyor. Sistemik bulgular da yapar. İşte kilo kaybı, ateş gibi, halsizlik gibi daha çok dahilecilerin ilgilendiği. Burada bunları da hastaya sorgularız. Anlarız ki hasta ortopedinin branşından çıktı. Bunun el bileği ağrıyor. Tamam, ama bu hasta dahiliyenin hastası. Onu romatoloji bölümüne yönlendiririz. Elle devam ediyoruz. Parmak takılması, kilitlenmesi. Hocam, hem nedir hem de tedavi seçenekleri nelerdir? Şimdi parmak takılması, tetik parmak. İsmi de hastalığı çok güzel tarifliyor. Hastalığın ismi de tetik parmak. Yani parmağın takılıp kalması, şöyle silah tetiğine basar gibi. Bu bütün parmaklarda olabiliyor. Bunun iki çeşidi var. Bir, çocukluk döneminde görülüyor. Çocuk adeta doğar doğmaz olabiliyor ya da 1-2 ay sonra olabiliyor. Genellikle birinci parmakta oluyor. Bunu aileler biraz geç fark edebiliyorlar ve çok da bu konuda üzülüyorlar. Bunu ben geç fark ettim, çocuğumun parmağı takılı kaldı diye. Çocukluk yaş grubunda parmak genellikle birinci parmak ve tamamen ileri formda olabiliyor. Takılı kalıyor parmak. Burada parmağa takılı olan çocuk bize geliyor. Biz genellikle bunu 1 yaşına kadar bekletme eğilimi doluyoruz. 6 ay diyen de var, 1 yaş diyen de var. Neden? Çünkü bu düzelebiliyor, açılabiliyor. Açılmazsa bunu bir ameliyatla biz gevşetiyoruz. Şimdi demiştim ki programda, bir şeyin bir yerde sıkışması için
geçtiği tünel ya dar olacak ya da o yapı geniş olacak. İşte genellikle elde tetik parmak olan hastalarda biz biliyoruz hangi tünelden geçerken takıldığını. Bunu günlük pratiğimizde artık ya da kitaplarda yazdığı gibi öğreniyoruz, biliyoruz. Pek çok tünelden geçiyor kiriş ama genellikle aynı tünelde tıkanıyor. Dar olan bir tünelimiz var elimizde, öyle düşünelim. Bu bölgede ağrı olabiliyor. Elini muayene ettiğin zaman orayı şiş görebiliyorsun. İşte çocuklarda da baktığımız zaman, o birinci parmağı genellikle takılan çocuklarda, o takıldığı tünelde ele mercimek büyüklüğünde bir şişlik geliyor. Bir diğer grubu erişkin yaş grubunda görülen tetik parmak, o daha çok sık olan. Bu da gene eldeki diğer tüm parmaklarda olabiliyor ve parmağın takılı kalması. Şimdi bu hastalarda artan şekilde şikayetler zaman geçtikçe artan şekilde bize geliyor. Birinci ilk aşamasında tetik parmağı avuç içerisinde o sıkıştığı tünelde ağrı, şöyle baktığı zaman hasta elini değdiği zaman ağrı oluyor. Şişlik oluyor. O tünel ele geliyor. Henüz parmak takılmıyor. İkinci aşamada parmağa takılmaya başlıyor hasta. Takılı kalıyor. Hasta bunu kendi tekrar açabiliyor. Takılıyor, açıyor. Bu rahatsızlık veriyor, ağrı veriyor. Bir diğer üçüncü aşamasında hastanın parmağı takılı kalıyor. Kendi açamıyor. Diğer eliyle açıyor. Ya da biri gelip açıyor. Artık son aşamasında takılı kalıyor. Bunun tetik parmağın tedavisinde öncelikle fizik tedavi, ödem giderici ilaç tedavisi deneniyor. Eğer açılırsa, hasta rahatlarsa tedavi bitmiş olur. Eğer açılmazsa enjeksiyonlar yapılabiliyor. Onunla da rahatlamazsa hasta küçük bir ameliyatla tüneli açıyoruz, parmağı rahatlatıyoruz. Peki tekrarlama olasılığı var mı hocam? Ameliyattan sonra, cerrahiden sonra? Çok düşük. Başarı oranı çok yüksek bir ameliyattır. Tekrarlama oranı çok. Diğer parmaklarda tekrarlayabilir. Burada da sebebi araştırmak gerekiyor. Gene bu hastalık bayanlarda biraz sık görülüyor. El aktivitesi yapanlarda sık görülüyor. Özellikle guatr hastalıklarında kirişlerin yapısı bozulduğu için şeker hastalarında sık görülebilir. O zaman sebebe de biraz yönelik tedavi yapmak galiba gerekiyor. Tekrarlaması ya da diğer parmaklarda çıkmasın. Peki tırnak batması hocam, hep çok sık duyarız ve genelde de ayakkabılar rahatsız olduğu için, ortopedik olmadığı için hep ayakta görülür. Elde de görülür mü tırnak batması? Tırnak batması elde de görülür. Daha çok ayakta görülür, tamam. Ama elde de tırnak batması görülebilir. Bu hatalı tırnak kesimi nedeniyle olan bir şey, en sık sebebi. Bazılarının doğumsal olarak tırnak yapılarında problem olur. Ya da tırnağın yapısını bozan başka hastalıklar vardır ama en sık sebep baktığımızda hatalı tırnak kesimi, tırnağın fazla kesilmesi nedeniyle olan bir rahatsızlıktır. Tırnakları hafif uzun bırakmak gerekiyor. Köşelerini almak için uğraşmamak gerekiyor. Tırnağı düz kesmek gerekiyor. Veya tırnak batmaya başladığı anda çeşitli masaj yöntemleriyle tırnağı düzgün şekilde uzatmak gerekiyor. O zaman kurtulabiliyor hastalar. Ama tırnak batması sadece ayakta görülmüyor, elde de görülebiliyor. Peki böyle olan hastalara ne gibi tedavi seçeneği uyguluyorsunuz hocam? Hemen çok kısa alabilir miyim? Tırnak batmasında, yani tırnak rahatsızlıklarında önce hastalığın ne olduğunu bir karar vermek gerekiyor. Gerçekten tırnak batması ise önce gene bizim konservatif dediğimiz ilaçla tedavi. Hastanın tırnağını bir miktar uzatmasını istiyoruz. Masaj yapmasını istiyoruz, tırnak masajı var. Ondan sonra çeşitli ilaçlar, antibiyotikler, eğer iltihap tuttuysa antibiyotik vermek gerekiyor. Eğer iltihap yoksa kesinlikle antibiyotik vermeye gerek yok. Tırnak düzelebiliyor. Bu şekilde tırnağı tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama ilerlerse, düzelmiyorsa bu da cerrahi işlemler yapılıyor. Tırnağın tamamı değil bir kısmının alındığı, yatağının düzeltildiği, onarıldığı çeşitli cerrahi tedaviler var. Onları yapıyoruz. Peki başka tırnak rahatsızlıkları var mı elde görülebilen? Tabii. Elde tırnak bölgesini ilgilendiren pek çok başka hastalıklar vardır. Tırnak yatağı tümörleri. Tümör deyince iyi huylu tümörler oluyor çoğu zaman. Tırnak yatağında kemik çıkıntıları, kemik fazlalıkları, tırnak mantarı. Tırnakla ilgili daha pek çok hastalık olabiliyor. Yine devam edelim. Bu hep el bileğindeki sinir sıkışmalarından bahsettiniz. Tendonlardan bahsettiniz, yani kirişlerden. Peki bunlar sıkışabiliyor mu? Nasıl oluyor hocam? Daha da açacak ve daha anlaşılır bir şekilde. El bileğinde de kirişler sıkışabiliyor. Elin üst kısmında olabiliyor. Ağrı yapabiliyor bunlar. El bileğinde en sık gördüğümüz kiriş sıkışması birinci parmağın, bizim özel bir ismi vardır, Dekuervain diye. Gene hastalar hastalıklarını internetten baktığı için biliyorlardır. Dekuervain hastalığı dediğimiz genellikle birinci parmağı
geriye doğru kaldıran kirişin el bileğinde sıkıştığı özel bir hastalığımız vardır. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Tekrarlayan el aktivitesi yapanlarda, bayanlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Bu hastalık hasta el bileği mi ağrıyor diye gelir. Ama hasta fark eder ki el bileğinin birinci parmağa yakın olan kısmında ağrı vardır. Özellikle burada da hani karpal tünelde sormuştunuz hangi muayene metoduyla daha hani şüphelenmek gerekir. Burada da bunun özel bir muayene metodu vardır. Bunu herkes de yapabilir. Birinci parmağını şu şekilde avucunun içine alır hasta. Sonra elini yan tarafa doğru çevirir şöyle. Evet, bu aşamada tam burada şiddetli bir ağrı hisseder hasta. Yok. Varsa şüphelenmek gerekiyor. Tabii bu hastanın aktivitesini kısıtlıyor mu? Buna da bakmak gerekiyor. Bu kiriş sıkışmasının el bileğinde görülen özel bir formudur. Gene çok sık görülüyor. Bunlarda da, bu hastalarda da gene aynı şekilde öncelikle fizik tedavi, ilaç tedavisi, çeşitli brezlemeler kullanılabiliyor. Eğer şikayetlerinde bir gerileme olmazsa, tedavide bir başarı sağlanamaz. Bunun da bir cerrahi tedavisi var. Yine aynı şekilde mantık hep aynı. Kirişin sıkıştığı tüneli gevşetip veya açarak kirişi serbestleştirmek, hastanın ağrısını, şikayetini kesmek. Peki hocam, el bileğinde belirli travmalara bağlı olarak şişlikler olabiliyor. Evet. Bir de bu kendiliğinden oluşan şişlikler, evet, bunlar tehlikeli mi? Toplumda çok sık görülür. İnsanların kafasında el bileğindeki şişlik acaba kanser midir korkusu olur. El bileğinde insan, bizim ortopedi pratiğinde, el bölgesinde hele ki kanserlerini çok çok nadir görür. Gene de bir uzman doktora gidip göstermekte fayda vardır. Ama hastaların çok büyük korku duymasına genelde hiç gerek kalmaz. El bileğinde olan şişliklerin, elin ön kısmında, yani üst kısmında da olabilir, iç kısmında da olabilir, şişliklerin çoğunluğunun ismi bizim ganglion kisti dediğimiz çok da sık görülen bir kisttir. Şimdi konu üzerinde biraz daha durmak gerekirse, ganglion kisti şöyle bir yapıda bir hastalığımızdır. Kistin içerisi jölemsi, kaygan bir sıvı yapısında olan, kistin nüveysi, yapısı, el kapsülü, el bileği eklem kapsülü yapısında olan, kesinlikle iyi huylu, kesinlikle kötü huyluya dönüşme ihtimali olan, içerisinde eklem sıvısına benzer bir sıvı olan bir kisttir. Bu kisti çok el aktivitesi yapanlarda büyümeye başlar. Çünkü içinde sıvı var, eklem sıvısına benzer bir sıvı var. O sıvı orayı doldurur. Biraz ovaladığı zaman kaybolur. Hastalar bunu kemik zanneder. Bilmeyen bunu yerine oturttuğum zanneder. Aslında o bir sıvı içinde bir kisttir. Ovalayınca da kayboluyordur. Bir süre sonra o tekrar çıkar. Bazen tedavide iğneyle boşaltılması gerekebiliyor. O zaman da tekrarlıyor. Çünkü yine sıvı olmaya devam ediyor. Burada bir kriter vardır. Hastayı rahatsız ediyorsa, ağrı yapıyorsa, ciddi kozmetik problem yaratıyorsa, hasta saatini takamıyorsa, çıkaramıyorsa, gömleğini kolunu geçiremiyorsa, ağrı yapıyorsa veya bu kist bir yerlere baskı yapıyorsa, bir sinire, bir damara yakınsa, o zaman onu ameliyatla çıkartmak gerekebilir. Burada bu hastada, biraz da benim kendi kişisel kanaatim, ya hiç ellememek gerek. Ellemezsek büyür mü hocam? Büyüyebilir. Büyürse ameliyat olur. Büyümezse büyümez. Yani bu anksiyeteyi, bu kaygıyı duymamıza gerek yok. Ya hiç ellememek gerekir. Hastaya güzelce çeşitli tahlillerden sonra, ultrasondan, gerekirse MR tahlilinden sonra, hastaya bu iyi huylu, içiniz rahat olsun, böyle size bir zarar yoksa yaşayabilirsiniz diye bilgi vermek gerekir. Eğer hasta bunun çıkmasını istiyorsa da bunu ameliyatla almak gerekir. Bunun arası yok. Yani rahatsız ediyorsa alınır, etmiyorsa durur. İnsana bir zararı olmaz. Her yerin, vücudumuzun her tarafının pürüzsüz, kusursuz olmasına gerek yok. Belli bir sınırın ötesindeyse müdahale etmek gerekir. Bacaklarda da görülür mü hocam? Görülüyor. Ayak, yani daha çok ekleme yakın olan yerlerde daha çok kirişlerin üzerinde görülür. Kasların olduğu yerlerde pek görülmez. O yüzden bacak bölgesi demeyelim de diz bölgesinde görülebilir, çok da sık görülür. Ayak bileğinde yine çok sık görülür. Parmaklara doğru görülür. Kaybolması herhangi bir tehlike arz ediyor demek mi, değil mi? Hayır. O kaybolunca insanlar şeyi düşünebiliyor. Bu kist içeriye mi karıştı? Öyle değil. Onu vücut üretiyor sıvıyı. Ovalayınca kayboluyor. Tekrar geri çıkıyor. Ama yine de bir size gelsinler değil mi hocam? Tabii. İlk şimdi çıktı. Buradaki en büyük yanlış algı şu olmasın. Her kitle, tamam bu bir şey yok. Hoca bize televizyonda demişti bu bir kisttir. Bunlar tehlikeli değil. Hayır. Önce bir doktor teyidi alınacak. Evet, hastalığınız ganglion kistidir. Hekim zaten
çeşitli tetkiklerden de yararlanıyor. Ondan sonra hastayla konuşmak gerekiyor. Korkacak bir şey yok, rahat olun gibisi. Yani kesin kanser değildir dememek için patolojik testler oluyor mu hocam o aldığınız parça? El bile için o geçerli değil ama ameliyatla alındıysa bütün parçalar her zaman, bu genel kuraldır, vücuttan alınan her parça patolojiye gönderilir. Geri dönüşü olmaz çünkü onu bir kere aldın, o geri dönüşü olmaz. Ama her kistten, elde çıkan, ayakta çıkan her kistten parça patoloji almaya gerek yoktur. Tahliller de bize yol gösteriyor. Bir de hastayı takip edersin. Bir süre sonra tekrar çağırırsın, kontrol edersin. Bu ganglion için değilse de başka kitleler için geçerli. Gereksiz yere insanların hayatlarını böyle bir yerinde bir şey çıktığı zaman zindan etmesine gerek yok. Ama önemsemeyecekleri anlamaya gerek yani. Evet. İyi ki varsınız hocam. Ve siz konuşurken de kendime hakim olamayıp az önce parmağımı çıtlattım. Parmak çıtlatmak hocam. Bu zararlı mı? Parmaklar yamulur mu? Böyle rivayetler var halk şimdi arasında bu, da. Bu konuyla ilgili çok fazla spekülasyon var. Parmak çıtlatmanın belki radikal bir şey olacak bu da söylemek ama çok fazla hekimler de bu konunun üzerine konuşmak istemiyorlar. Hiçbir zararı ispatlanmamış. Onu söyleyeyim. O zaman. Parmak çıtlatabilirsiniz. Bunun psikolojik bazı temelleri var. Neden çıtlattığına dair. O daha çok psikiyatristlerin işi. Ona bir girmeyeceğim ama bir ortopedist gözüyle parmağımızı neden çıtlar önce onu söyleyeyim. Evet, o ses nereden çıkıyor eklemin hocam? Eklemin içerisinde küçük hava kabarcıkları oluşuyor. Eklemlerimiz içerisinde. Küçük öyle bilin yani, öyle tarif edeyim. Biz çıtladığımız zaman onlar eklemin dışına kaçıyor. O yüzden elimizi çıtlattığımız zaman tekrar çıtlatamayız bir süre. Evet. Ama bir 20 dakika ortalama süresi onun. 20 dakika sonra tekrar çıtlatılabiliyor. Parmağımızı çıtlattığımız zaman ekleme, kıkırdağa, bağa zarar verdiği ispatlanmamış. Yıllarca bunu yapan insanlarda bir şey yok. Ancak bir bazı çalışmalarda kavrama duyusu kaybı olduğundan şüphelenilmiş. Ama o da ispatlanmamış. Belki kavrama duyusu kaybı yapabilir ama ne eklemlerde kireçlenme ne bir şey yapamaz. O yüzden insanların her parmağını çıtlattıktan sonra elime zarar veriyorum, bunu neden yapıyorum deyip bir saat sonra tekrar yapmalarından dolayı da anksiyete duymalarını istemem. Ben de çok yapmamakta belki fayda var. Evet. Bu bir alışkanlık. Yapmazsak yapmayız. Yaparsak yaparız. Yani bu bir ihtiyaç değil mi? Ama yaptıktan sonra da kendime zarar veriyorum diye bir kaygı duymamıza da gerek yok. Bu el için geçerli. Boyun bölgesini ayrı tutuyorlar. Kütletme var hocam. Daha çok beyin cerrahlarına bırakıyorum bu konuyu. Fizik tedavi için. O konuyla ilgili radikal söylemler söylemekten çekiniyorum. Ama elle ilgili yapmazsak yapmayız. Yapmayabiliriz. Ama yaptıktan sonra üzülmemize gerek yok. Teşekkürler hocam bu bilgi için de. Ve gelelim mi dirsek ağrılarına? Tamam. Bunun için meslek hastalığı diyebilir miyiz? Yani hangi hastalıklarda sık karşılaşıyorsunuz? El bölgesi hastalıklarının çoğu zaten meslek hastalığıdır. Ya da kullanıma bağlı olan ağrılardır. Şimdi bizim ülkemiz ya da toplumumuz realitesine göre bu hastalıkları çevirmek gerekiyor belki de. Şimdi dirsek hastalığında sık görülen dirseğin dış tarafındaki ağrı, buna biz tenisçi dirseği diyoruz. İç tarafındaki ağrı, buna da biz golfçü dirseği diyoruz. Ama bunu tarifleyenler öyle demiş. Belki bunu tarifleyen adamcağızın etrafında çok fazla tenisçi, golfçü olabilir. Ben çok günlük pratiğimde golf oynayan ya da tenis oynayanla karşılaşmıyorum. Bunu bizim toplumumuza göre şey yaparsak, belki bunun mesela Türkiye'de ev hanımı hastalığı denebilirdi. Neden? Bizim ev hanımlarımız çok fazla kavanoz kapağı açtıkları için, el işi yaptıkları için. Elimizin üst tarafındaki kaslar dirseğimizin dış tarafına yapışıyor. Elimizin iç tarafındaki kaslar da dirseğimizin iç tarafına yapışıyor. Kabaca söylüyorum. El bileğimizi geriye doğru, ileriye doğru çok fazla hareket ettirdiğimiz zaman bu kaslar yapıştıkları bölgede, kemiğe yapıştıkları yerde ufak tefek zedelenmeler, ödemler oluyor. Bu zedelenmeler ve ödemler neticesinde ciddi ağrılar oluyor hastalarda. İşte elin dış tarafındaki el bileğini çok hareket ettirmeye bağlı. Dirseği değil. Ağrı dirsekte, hareket elde. Çok fazla hareket ettirmesine bağlı. Elin dış tarafında ağrı oluyorsa, tenisçi, iç tarafında oluyorsa ağrı, golfçü. Kabaca bunlara epikondilit diyoruz biz kendi jargonumuz. Şimdi kimlerde oluyor? Meslek hastalığı mı diyebilirdik? İşte mouse kullananlarda oldu meslek hastalığı. Tornavida çevirenlerde oldu meslek hastalığı. Beden işçileri, evet. Beden işçileri, aynen. Çekiç sallayanlarda. Ev hanımlarında, ev hanımlığı mesleğini yapan ev hanımlarında. Bu hastalık daha sık görülüyor. Kendi adıma söyleyeyim, bizim ortopedi camiasında da çok sık görülür. Siz cerrahlar yani biz de değil çok mi hocam? Elimizi kullandığımız evet. için, tornavida sıktığımız için.
Bunu böyle tariflemek belki daha doğru. Hocam inanın su gibi akıp geçti. O kadar güzel şiir gibi konuşuyorsunuz ki. Hastalık mı konuşuyoruz yoksa bir edebi metinden mi bahsediyorsunuz? Çok gerçekten. Sizinle ilgili aslında söylemek istediğim, geçiştirmek istemediğim başka bir konu daha vardı. Jenerasyon olarak yakınız. Ben o gazete haberine denk gelmiştim. Sevgili seyirciler, hocamız tıp fakültesine Türkiye'de en erken yaşta 22 yaşında hekim olan ilk Türk hekim sizsiniz. Birkaç kişi daha var tabii o dönem. Ama ben o haberi hatırlıyorum. Evet, sizi de bugün burada ağırlamaktan da çok mutlu oldum hocam. Tabii yıllar önce, 12 yıl önceydi. Kanıksanmayacak başarılar. Evet, yani geçiştirmek tabii, istemedim. Yayın çok öncesi de konuşmuştuk. Yani yıllar önce, o dönemde erken yaşta... Bir daha da olmayacak hocam. Çünkü liselerde 4 yıla çıktığı ondan sonra, için... Ben 3 senelik lise mezunuyum. Evet, sonsunuz. Tabii, erken. Evet. Tabii çok daha başarılı, hekim arkadaşlar var sağ olsun. O teveccühünüz hocam. Geçiştirmek istemedim çünkü güzel bir başarı gerçekten. Ve hocam yine son 5 dakikanın içerisindeyim. Evet, birkaç sorum kaldı. Onları da hemen sormak istiyorum size. Bu ağrılı bölgelerde hep bir enjeksiyon yapıyoruz dediniz. Bu ne gibi enjeksiyonlar? Kastınız şimdi neydi? Enjeksiyon ortopedi pratiğinin bir parçası. Neler yapılabiliyor? Şimdi bu, genel olarak el hastalıklarının hepsine biraz değindik. Hepsine demiştim, tedavilerinde söylemeye çalıştım. Fizik tedavi yapılıyor, ilaç tedavisi, çeşitli enjeksiyonlar yapılabiliyor. Bu enjeksiyonların birkaç temel mantığı var. Ne olabilir? Ödemi giderebilir. Yani inflamasyonu baskılayabilir. Yani mikropsuz iltihabı baskılayabilir. İltihap deyince insanlar akıllarına hemen antibiyotik geliyor. Bu mikropsuz iltihaptan bahsediyorum. Yani şişlik, ödem. Bunu baskılayıcı bazı ilaçlar var. Steroidler bu ilaçlardan biri. İnsanlar steroid kelimesinden de çok korkuyorlar. Uygun dozda, uygun yere yapıldığı zaman yan etkisi çok fazla olmayan bir tedavidir. Yapılabilir. Kirişin ödemini alır. Tabii kontrollü yapmak lazım. Kirişe zarar da verebilir. Ödemini alır ve rahatlatır. Tedavide kullanılır. Bir diğer enjeksiyon tedavisi. Orayı besleyebiliriz biz. Yani yenilenmesini, iyileşmesini sağlayabiliriz. Biraz önce demiştim, dirsekte tenisçi dirseği var. Dirseğin kemiğin yapıştığı yerde zedelenme oluyor. Bu kemiğin yapıştığı yerdeki zedelenmede orayı biz besleyebiliriz. Nasıl besleyebiliriz? Halk arasında artık yaygınlaştı kök hücre tedavisi deniyor. Aslında tam kök hücre değil. Trombositten zenginleştirilmiş plazma, yani PRP tedavisi yapılabilir. Hastanın kanı alınır. Bu kanın içerisindeki trombositler, yani bölgenin beslenmesini sağlayacak olan hücreler buraya nakledilir. Basit bir işlemdir. Hastanın kanı alınır, çeşitli işlemlerden geçirilir. Kandaki faydalı hücreler ayıklanır. Onlar o bölgeye nakledilir. Böyle bir enjeksiyon tedavisi vardır. Bazen kuru iğneleme yapılır. Boş iğne batırılır. Çünkü iğne oraya girdiği zaman travmatize eder ama bölgeye kan çeker. İnsanın kendi kanı kendi vücudunu iyileştiren yapıdır. Bölgeyi iyileştirir. Bu ve bunun gibi çeşitli enjeksiyon tedavileri vardır. Başka tedaviler de vardır. Örneğin ultrasonik ses dalgaları bölgeye şok etkisi yaparak, yani ağrının olduğu, örneğin gene tenisçi dirseğinden yola çıkarak söyledim. Dirsekte ağrısı var. Oraya ultrasonik ses dalgaları gönderilerek oranın kanlanımı arttırılır. Yine o şekilde de bir tedavi uygulanabilir. Hocam son 1-2 dakikanın içerisindeyiz. Çocuklarda özellikle görülen dirsek çıkıklığı nedir? Bu tehlikeli bir rahatsızlık mı? Bu çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta tehlikeli bir rahatsızlık genellikle değildir. Buradaki en önemli şey bence annelerin duyduğu üzüntü. Çocuğuna zarar verdi kaygısı. Bu olay aynen çoğu zaman şöyle olur. Çocuğun aslında dirseği tam olarak yerinden çıkmıyor bunda. Çocuk yürürken anne çocuğun elinden tutar. Çocuk tökezler, düşecek gibi olur. Anne düşmesin diye hızlıca kolunu tutar. Bu esnada bizim radyus başı dediğimiz bu dirsekteki iki kemikten biri yerinden çıkıverir. Bu çocuğun tamamen dirseğinin kuvvetsiz olmasıyla, bağlarının henüz güçlenmemiş olmasıyla, yaşının ufak olmasıyla alakalı. 1 ile 4 yaş arası daha sık görülüyor. Dirseği yerinden çıkar. Çoğu daha doktora gelmeden, çoğu hekim istediyse bir röntgen filmi çekilirken yerine oturur. Çoğu bir daha tekrarlamaz. Oturmasa da bir ortopedi uzmanı bunu dirseği tekrar yerine oturtur. Anneler çok üzülüyor bu konuda, çocuğa zarar mı verdim diye. Bu yani sık görülen, olabilecek bir şey. Tabii ki dikkat etmek lazım. Çocuğu daha çok belinden kavramak, kolundan kavramamak lazım. Çok korkulacak bir rahatsızlık değil. Çok sık karşılaştığımız bir rahatsızlık. Çok nadir hastalar tekrarlayabiliyor. Çok nadir hastalar
daha ciddi tedaviler alabiliyor. Çoğu da müpem şeyler kendi kendine geçiveriyor. Hocam son sorumu yönelteceğim ve kapatacağım. Artık süremiz doldu ama bunu da geçiştirmek istemiyorum. Önemli. Çok sık karşılaştığınız eldeki kesiler ve travmalarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Madem zamanımız azaldı bu konuyu yüzeyel geçeceğim. Bununla ilgili sadece şunu söyleyeyim. Kurban Bayramı geliyor. Ne yazık ki. Birkaç şeyde hani dikkat etmek gerekir. Lütfen el kesilerini hafife almayalım. Elimiz kesildiği zaman, hele ki tendon, kiriş, sinir kesisi olduğu zaman damar, tedavileri çok zor olur. Kalıcı sakatlıklar bırakabilir. Çok zahmetli, maliyetli, mesaisini alan tedavilerdir. Hastaların aylarca, yıllarca uğraşması gerekir. O yüzden bu işi profesyonellere lütfen bırakalım. Bir. Bir diğeri iş kazalarında çok fazla olur. Lütfen eldiven giyelim. Lütfen ellerimize dikkat edelim. O iş yapılır, yapılmaz ama ellerimiz bize ömür boyu lazım olacak. İşi hızlı yapmak için acele etmeye gerek yok. Önlemimizi alalım. Ve üçüncü söyleyeceğim. Lütfen asla sakın cama yumruk atmayalım. Sinir anında. Bir hocamın söylediği bir laf vardı. Duvara vurun, kapıya vurun, taşa vurun ama sakın cama vurmayın. En kötüsü cam kesiği değil mi hocam öyledir. Sizin? Cama yumruk attığı zaman hasta bilsin ki çok ciddi organları kesildi. Bunu yani belki bu programdaki her şeyi unutabiliriz. Gençler özellikle, erkekler de çok oluyor. Sakın ola ki sinirimizi hakim olalım. Cama yumruk sakın atılmasın. Hani madem süremiz az kaldı sadece bu akılda evet. kalsın. Çok teşekkürler hocam. Diye sonlandıralım. Çok sağ olun. Bugün bize konuk oldunuz. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için hocam. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ama en önemlisi sağlıkla kalın.